Agalar, DL fiyatında güzel bir indirim yaptık. Şu anda fiyat sadece 7,5 lira. Eğer siz de 7,5 liradan hızlı, güvenilir ve bizzat benden DL satın almak isterseniz açıklama kısmındaki Discord sunucuma katılabilirsiniz. Zaten burada Devam Keşok var. Buradaki DL almak istiyorum butonunu tıkladıktan sonra açılan tıkıta bakabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese selamlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine güzel bir profit taktiğiyle karşınızdayım. Bu videoda ne yapıyoruz? Farm yapacağız. Buy DF World'ünden linkli bir World'e geldim. İşte zaten BRP'ymiş World'ün ismi de. Siz Buy Dirt Farm, Buy DF tarzında. Yani Dirt Farm alacağız. O şekilde bir yerlere gidebilirsiniz. Şimdi bu Dirt Farm'ları alırken kesinlikle 5 harfli olmasına ve bu harflerin içinde sayı olmamasına dikkat ediyorsunuz. Mesela az önce adamın yazdığı World'e gidelim. GP TDS'ymiş. 8 VL satılıyor. 10 VL falan da alabilirsiniz aslında. Yanlış world'e mi geldik sanki? Aynen. Bakalım bir GP TDS. Buradaymış. Yani adamın ismi farklı. Tamam. Ya da adam yanlış söyledi. DTS'ymiş. Tamam, 8 VL satıyor adam. Biz de bu civarlarda bu fiyattan alacağız. Siz de aynı şekilde 8-10 VL'ye alabilirsiniz. Zaten hani Buy DF World'lerine giderseniz kolay bir şekilde bulabilirsiniz. World'e girdikten sonra işte sağ sol bir kontrol edin. Platformları koymuş mu buraya? İşte en altlarda eksikler falan var mı diye bir bakın. Zaten genelde sıkıntı çıkmaz. Tamam, bir kontrol ettikten sonra gidelim buradan alalım hemen. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde 8 VL'den hatta Dirt Farm alabildik. Bundan sonraki adım olarak, bu arada siz de aynı civarlarda VL'ler verin. Yani gidip 12 VL'ye almanıza gerek yok. En fazla 9-10 VL verebilirsiniz. Neyse, bundan sonraki adım dediğim gibi 2645 tane, tam olarak bakın 2645 tane Pepper Seed almak. Pepper Seed'in fiyatı şu anda 40-45, hatta bazen 50 tanesi bir VL'den de çıkabiliyor. İşte bu civarlarda fiyatlardan alacağız. Zaten ben de birazdan fiyatları tekrardan baktığımda net bir şekilde size fiyatı gösteririm. Buy Pepper World'üne gidip oradan seed alabilirsiniz. Seed bulmak çok zor değil aslında. Ama daha da kolay olacak şekilde gidip Discord sunucusundan bulabilirsiniz. Zaten ben birazdan size göstereceğim. Discord'a geçip açıklama kısmında da bu Discord sunucusunun linkini bırakacağım zaten. Neyse, o zaman Discord'a geçelim. Pepper Seed'i genellikle Buy Sell Seeds ya da Buy Sell Farmables kanalında bulabilirsiniz. Mesela ben direkt birini gördüm. Pepper Seed'i 60 tanesi bir yerden satıyormuş. Buraya gitmeden önce daha kolay olması için, yani Pepper Seed'in bulmasının daha kolay olması için direkt herhangi bir kanala girdikten sonra arama kısmına Sell Pepper Seed yazarsanız direkt karşınıza sizin Pepper Seed satanlar çıkacak. Mesela işte adam 61'den yazan az önce çıktı buraya. Daha sonra 200 tanesi 5 VL'den satan bayağı var. 45 tanesi 1 VL'den satan var. Ortalama olarak 45 tanesini 1 VL'den satıyorlar. Biz de gidelim bir 60'tan, burada mesela gerçek mi 60 tanesi 1 VL biraz ucuz. Nerede satıyormuş? GDUS. Buraya biz bir gidelim. Eğer 60'tan satıyorsa alırız. Zaten 2645 tane lazım bize. Herhalde az vardır bununla ya. Aynen, 400 tane var, yine de alalım. Tam ne kadar harcadığımı falan da hesaplayacağım zaten. Ben buradan sonra yapacağım tek şey 2645 tane Pepper Seed'in tamamlamak. Siz de bu adımda aynı şekilde 2645 tane Pepper Seed alıyorsunuz. ...2655 tane seed aldım ve bunları toplamda 57 VL harcadık. Zaten çoğunu 45 tanesi VL'den aldım, bayağı da kolay bulunuyor. Gidip Buy Paper World'ünde bulabilirsiniz 45 tanesi. Bu arada 40 tanesi bir VL'den almayın. Bayağı öyle satan var. En kötü 45 tanesi bir VL'den alabilirsiniz. Neyse, bunlara 57 VL harcadık. 8 VL de Dirt Farm için harcamıştık. Yani biz bu videoda toplamda 65 VL harcadık. Zaten başka hiçbir şey harcamayacağız. Bu seed ekmemiz gerekiyor birazdan. Ama restart olacak. O yüzden diyorum ki zaten şu anda da serverlar böyle bir kötü gibi. Yani seedleri ekmeye kalksam şu anda bayağı sıkıcı olur. Aralıklı falan
ekeriz. O yüzden restarttan sonra ekeceğim. Neyse, restarttan sonra ekmeye başlarız. Görüşürüz o zaman. Oyun tekrardan açıldı. Ben de geri döndüm. Şimdi ilk başta seedleri ekmeden önce size bir taktik göstermek istiyorum. Yani daha hızlı olsun diye. Zaten ben de özellikle Macplant yoksa bu şekilde yapıyorum. Bizde 10 tane fazladan seed vardı. Neyse, onu sonradan hallederiz. İlk başta seedleri ekmek için 2645 tane seedimiz var ya. 200 tanesini şöyle bir kenara dropluyorsunuz. Hatta diğer tarafı droplayayım ben. Daha sonra işte 200 tane daha alın. En alta gidin, tamam mı? Şuradan en altın bir üstüne. Zaten bakarak yaparsınız. İlk başta 198 tane seed dropluyorsunuz. Daha sonra birer boşluk bıraka bıraka. Yine göstereyim. Daha sonra hızlandırırım zaten. Bu sefer 196 tane. Bundan sonra 196'şar tane seed droplayacaksınız. Bir tane boşluk bıraktım. 196. Bu şekilde yapalım. Hepsini aynı şekilde droplayacağız zaten. Seedleri droplama olayını hallettim. İlk başta ayırdığımız 200 tane seed'i de elime aldım. Seedleri ekmeye başlamadan önce son bir şey göstereceğim. Daha sonra başlayacağız zaten. Şimdi yine daha hızlı olsun diye bu seed ekme işi. 2 tane item var benim kullandığım. Bir tanesi Chicken Plow. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Üzerinizden geçtiğiniz yere seed ekiyor. Tabi seed de seçili olacak. Son olarak Chip and Dip de daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Bu ikisini beraber giydiğimizde bayağı güzel bir şekilde seedleri ekebiliyoruz. Neyse, başladım ben de, hemen hızlı bir şekilde bitirip geliyorum. Seedlerin hepsini ektim. Zaten bizim 10 tane de fazladan seedimiz vardı. Onlar da burada duruyor. Bu arada seedleri ekerken kronometre tuttum ve 5 dakika 55 saniyede bitirmişim bir world'ü. Yani benim gibi yaparsanız hani o seedleri droplama olayını, daha sonra şu şapkayı ve bir de chicken plow'u kullanırsanız ortalama olarak 6 dakikada bir tane world bitirebiliyorsunuz. Tabi internetiniz de okey ise dümdüz koşarak halledebiliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. Bu ağaçları bekleyeceğiz. Ağaçlar büyüdükten sonra satacağız. Ama ben şu anda videoyu atmak istiyorum. Yani bugüne yetiştirmek için daha doğrusu. Bir gün 5 saat boyunca beklemek yerine bende bir tane hazır farm var. Ona geçeceğiz. Yani siz şöyle düşünebilirsiniz. Bir gün 5 saat geçti ve ağaçlar hazır oldu. Ben oraya geçtim. O world'e geçeceğiz. O world'den world'ü satarak devam edeceğiz. Sizin yapmanız gereken şey burada. Bir gün 5 saat boyunca beklemek. Hatta bence beklemek yerine daha fazla farm yapın, daha fazla profit edersiniz. Ben direkt hazır olan bir tane farma geçiyorum. Bu farm büyümüş de orası bu farmmış gibi davranacağız artık. Böyle bir farmımız var. Birazdan bunu satacağız ama şunu söyleyeyim. Seed ekerken kesinlikle boşluk bırakmamaya dikkat edin. Zaten bir tane farma dediğim gibi tam tamına 2645 tane seed sığıyor. Hani şu beyaz kapının etrafını bu şekilde yaparsanız 2645 tane seed'i sığdırabilirsiniz. Farmı satmak için Buy Paper'dan linkli olan Asev World'üne gidelim. Az önce gittim zaten. Böyle hazır farmların fiyatı 1 TL falan ortalama. Biz de 1 TL'ye bir alıcı buluruz kolaylıkla. Ona satarız. Sıkıntı yok. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Siz uğraşabilirsiniz ama ben video olduğu için hani uzamasın diye çok uğraşmıyorum. Mesela şurada işte Sell Ready 100 yazalım. Siz de işte kaçtan satacaksanız yazarsınız bu şekilde. 1 TL'ye satarız diye düşünüyorum artık. Az önce adama yanlış word söylemişim.
Daha sonra buraya çağırdım. Adamı bir dışarı pulladım. Daha sonra işte adam World'ü bir checkledi. World'e baktı. Eksik falan var mı diye. Daha sonra trade'e girdi zaten benimle. Worldkey koyuyoruz buraya. Zaten 1 DL demiştik. 1 DL satıyoruz. Bu şekilde yapıyorsunuz siz de. Farm'ı 1 TL sattık. Zaten ilk başta sadece 65 TL harcamıştık. Yani bizim 35 TL profitimiz var. World'leri değiştirdik ama iki World'ün de içeriği tamamen aynıydı. Yani ikisinin de isimleri zaten 5 harfli ve içinde sayı bulunmayan isimlerdi. Aynı şekilde ikisinde de 2645'er tane seed vardı. Yani o konuda içiniz rahat edebilir, sıkıntı yok. 35 TL profitimizi aldık biz. Neyse, taktik bu şekildeydi. Eğer taktik veya video hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz veya direkt Discord sunucuma katılarak oradan da sorabilirsiniz. Discord sunucumun linki açıklama kısmında var. Zaten ara ara çekilişler oluyor. Discord sunucuma gelerek çekilişlere de katılabilirsiniz. Neyse, taktiği beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Like istemiyorum, hiç like atmıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Bu tarz profit taktikleri için kanalıma göz atabilirsiniz. Zaten bir sürü taktik var. Girmişken de bir abone olursunuz. O zaman yeni videolara herkesi bekliyorum. İyi günler.